yola İstanbul'dan saat 8'de çıktım. Saat yarım civarlarına Kabatepe'ye vardım. Feribota. Biletim, online biletim saat 3 içinde. Fakat yer olduğu için vapurda arabalarda bu araba sırası fazla yoktu. Bu nedenle aldılar. Önceki sefer aldılar. Sanırım yolculuk 1 saat 20 dakika veya 1,5 saat civarında falan sürüyor orada yani. Çevreyi gezmek için geç olduğundan ve yol yorgunluğu uzağa gitmek istemedim. Bademli'ye yakın olduğundan Kaleköy'ün sahili olan Yıldız Koyu'na geldim. 300 metre mesafede köye yürüyerekten çok kolay gidebilirsiniz. Merkez ilçeye de 5 kilometre mesafede yer alıyor. Koy çok kaya ve taşlık. Burada hiç tesis yok. Eskiden varmış ama bu sene kapalıymış. Şu anda da yok. Koya giderken şemsiyenizi, yiyecek içeceğinizi yanınıza almayı unutmayın. Bugün Las Koyuna doğru yola çıktık. Koy ilçe merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta ve güneyine düşüyor. Park açısından alan sorunlu. Hele ki duş ve soyunma kabinleri bayağı sorunlu. Adada tatlı sorunu var. Bu nedenle duşlar genelde 1 TL karşılığında 1 dakika süreli. Durumu çok kötü duşların ve kabinlerin, tuvaletlerin. Fakat plaj kumuyla ve deniziyle muhteşem. Açık ara muhteşem. Öğleden sonra ortalık serinleyince Zeytinköy'e doğru yola çıktım. Zeytinköy adanın en gezilesi, en fotoğraflık ve en iyi korunmuş köyü. Geçmişte köyü terk eden Rumlar son yıllarda tekrar dönerek evlerine yerleşmişler. Kafeler ve restoranlar da bu yerli Rum halk tarafından işletiliyor. Köyü bulmak kolay. Merkezden havaalanına doğru döndünüz mü hemen arkasında yamaca doğru gözünüze mutlaka çarpar. Zeytinköy'ün orijinal adı Rumca Aya Theodori. Lafı açılmışken Gökçeada'nın da orijinal adı zaten İmroz. Gökçeada'nın dibek kahvesi çok meşhur. En meşhur da Madam'ın dibek kahvesi. Adadaki köylerin hepsinde olduğu gibi burada da 2 adet tarihi Rum çamaşırhanesi var. Çok eskiden köylü kadınlar belli zamanlarda burada toplanır, kazanlar yakılır, sular ısıtılır, çamaşırlar yıkanırmış. Çamaşırlar bitince de kapıları kapar, hamam gibi topluca burada yıkanırlarmış.
Bugün de Kefalos plajına gidiyorum. Tuz Gölü yakınlarında yer alan Kefalos plajı ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta. Plaj oldukça uzun ve büyük. Geniş bir alan olduğu için park sorunu yok. Plajın batı tarafı daha ıssız. Bu nedenle kitesurf ve windsurf plajın ıssız olan doğu kısmında yapılıyor. Plajda birkaç işletme bulunuyor. Hepsinin yeme içme şemsiye hizmeti var. Duşlar burada Lascaux'undan daha iyi durumda. Son günümü benim de konakladığım Bademli Köyü'nün limanı olan Kaleköy'e ayırdım. Limanı ve denize yürüme mesafesinde olan Yıldız Koyu'ndan dolayı burada konaklamayı seçtim. Diğer köylerde konaklarsanız plaj için birkaç kilometre arabayla gitmeniz gerekiyor. Hele hele eğer araçsız gelmişseniz burası daha avantajlı. Köy adını tepedeki kaleden almış ama asıl adı Castro. Adanın en güzel manzaraya sahip restoranları ve tavernaları da bu Kaleköy'ün içinde ve limanında bulunmakta. Günme atmaya başlarken limanda çatal tabak sesleri geceye doğru Rum müziklerine karışıyor. Son gece için eğlenceli bir taverna iyi bir seçenek olur. Tavsiye ederim.